Selam arkadaşlarım. İntegralin iki dersini geride bıraktık. Orada öğrendiklerimizi sorularda uygulayarak biraz daha kalıcı hale getirmeye çalışalım arkadaşlar. Bu dersimizde birinci, ikinci ve üçüncü testimizin çözümlerini yapacağız. Şimdi hazırsanız başlayalım. İfade verilmiş fx fonksiyonun eşiti nedir? Biz ne diyorduk arkadaşlar? Buradakinin türevi integralin içine yazılıyor. O zaman türevini alalım. 2x eksi 3 olacaktır. 2'ye bakalım ifade verilmiş f1 nedir? Öncelikle eşitliğin sağ tarafının türevi integralin içine yazılıyordu. Onu bir yazalım arkadaşlar. x çarpı fx 3x kare eksi 6x artı 1. Şimdi x yerine 1 yazalım. O zaman f1 eşittir. 3 eksi 6 artı 1'den cevabımız eksi 2'dir. 3'e bakalım. fx olduğuna göre fx fonksiyona x eşittir 2 absesi noktasından çizilen teğetin eğimi nedir? Yani arkadaşlar bizden ne istiyor? F türev 2'yi istiyor. Şimdi fonksiyonumuz bu. Bu fonksiyonun türevini alırsak ne yapıyorduk arkadaşlar? D ile integral işareti. Dx ile de dx gidiyordu. Ve ifade buna eşit oluyordu. Yani fonksiyonun türevi buna eşit. Artık 2 noktasındaki teğetin eğimini bulabilirim. X yerine 2 yazıyorum. 8 artı 8'den cevabımız 16 olur. Hemen 4'e bakalım f 4 artı 4'teki türevi nedir demiş? Arkadaşlar ne diyordu? Bu tarafın türevi integralin içine yazılıyordu. Şöyle yazalım ve türevini alalım. Her tarafı x'e bölelim. O zaman ifademiz 3x eksi 12 türevini aldığımda da 3'e eşittir. Buradan f 4'ü bulalım. 12 türevi de 3 0 artı, Pardon e, F4 sıfıra eşit arkadaşlar. 0 artı 3'ten cevabımız 3'tür. Geldik 5. sorumuza. Fx fonksiyonun yerel minimum değeri nedir? Önce Fx'i bulacağız. Fx'i bulduktan sonra türevine gideceğiz. Arkadaşlar bu ifadenin türevi Fx bölü x'miş. Buradan 4x artı 8 gelir. Hemen Fx'i yalnız bırakalım. Sonra türevine alıyoruz ve 0 eşitliyoruz. Eksi 1 noktası yerel minimum noktasıdır. Bakın biz hemen atladık. Daha doğrusu ben atladım. Eksi 1 x noktası bize bu noktadaki değeri soruluyor. Yani fonksiyonda yerine yazacağım arkadaşlar. 4 çarpı eksi 1'in karesi artı 8 çarpı eksi 1. 4 eksi 8'den eksi 4 geldi arkadaşlar. Şimdi doğru oldu. 6'ya bakalım. Fonksiyonun tersi nedir demiş. Arkadaşlarım buranın türevini alıp içine bir eşitleyelim. x çarpı fx bölü x artı 1 eşittir. Türevi ise isterseniz daha rahat görebilmeniz için şöyle yazalım. 2 bölü 4 x'in türevi 2 bölü 4'tür. Sabitin türevi de 0'dır. Şimdi arkadaşlar şu x artı 1'i şuraya alayım. Şu x'i de buraya alayım. Buradan fx neye eşit oldu? Şuna da şunu sadeleştirdiğimde x artı 1 bölü 2x oldu. Şimdi özelliğimi hatırlatmak istiyorum. Böyle bir ifadede fonksiyonun tersi eksi dx artı b bölü cx eksi a'dır. Şuraya 0 yazayım arkadaşlar. O zaman fonksiyonun tersi ne eşit olur? 1 bölü 2x eksi 1'e. Cevabımız denizdir. Şimdi şuradaki 0'ı gidip buraya alırsak 0 çarpı x'den 0 olur. 0 artı 1'den 1 oldu. Bunun önü 1. Paydaya eksi 1 olarak geçecek. İşte cevabımız. 7'ye bakalım. F türev eksi 1 nedir? Hemen sağ tarafın türevini alıp buraya eşitliyorum. x küp çarpı f türev x. Türevini aldığımda 5 çarpı x üzeri 4 bölü 5'ten x üzeri 4 gelir. 16 x küp. Şimdi x küpe bir bölelim. f türev x x eksi 16 oldu. Bana eksi 1 diyor. f türev eksi 1. x yerine eksi 1 yazmam yeterli. Cevap eksi 17'dir. 8'e bakalım. fx doğrusal fonksiyon olmak üzere ifadeler verilmiş. 6'daki tersi nedir demiş. Önce gx'i bir düzenleyelim arkadaşlar. Bakın d ile integral dx'i de bu gidiyor. Burası ne eşit oluyor? fx'e. Şimdi şuna bakın. Burada integral dfx var. Bu ifade nedir arkadaşlarım? fx artı c olarak çıkar. Ya da biraz daha açıklayalım. Sadece şuradan bahsediyorum. Bu ifade f türevi x dx eşittir. Nasıl çıkar o zaman? fx artı c şeklinde. Bunu da buraya yazıyorum. Bu durumda gx dediğimiz ifade 2 çarpı fx artı c olacaktır. Arkadaşlarım bakın f1 4 verilmiş. Burada da g3 eksi 4 verilmiş. Şimdi ne yapabilirim? Fonksiyon burada belli. Burada anlaşılan fx'i bulmamız lazım. fx eşittir ax artı b. b bir 4 olarak verilmiş. x yerine 1 yazıyorum. a artı b 4 oluyor. b 2 5 olarak verilmiş. x yerine 2 yazdığımda 2 artı b 5 oluyor. Diğeri de a artı b 4'tü. Şimdi bu ifadede artı b'yi eksiyle genişletirsem ve bu ifadeyi toplarsam 2 adan A'yı çıkardığımda A. B eksi B'den 0. 5 eksi 4'ten 1 gelir. A'mız 1 ise 1 artı B 4'ten B'miz 3'tür. O zaman fx yerine şunu yazacağız. Arkadaşlar A yerine 1, B yerine 3 yazarsam x'imiz x artı 3'tür. Ve yerine yazalım. O zaman gx fonksiyonumuz 2x artı 6 artı c oldu. G3'ü de eksi 4 vermiş x yerine 3 yazalım. Eksi 4'e eşitleyelim. Buradan 6 artı 6'dan 12 artı c gelir. c dediğimiz ifade eksi 16'dır. Şimdi ben c yerine eksi 16 yazarsam gx fonksiyonumuz 2x eksi 10 gelir. Buradan g'nin tersi de x artı 10 bölü 2 gelir. Şimdi arkadaşlar x yerine 6 yazalım. 6 artı 10 bölü 2'den cevabımız 8'dir. Ya da şöyle de diyebilirdik. Bakın bunu g'nin tersi, g'nin tersi şeklinde yazdığımda g'nin tersi 2x eksi 10 ifadesi x'i eşitmiş. Ben içinin 6 olmasını istiyorum. 2x eksi 10 eşittir 6'dan x'i 8 buluruz arkadaşlar. 6'daki tersi 8'e eşitmiş. Test 2 ile devam edelim arkadaşlar. Eşitliğini sağlayan fx fonksiyonu için f5 nedir demiş. Ne yapıyorduk? Sağ tarafın türevini alıp integral'in içine yazıyorduk. Türevini alalım fakat burada bir bölümün türevi var arkadaşlar. O yüzden dikkatlice gidelim. Birincinin türevi 1 bir çarpı ikinci eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü x eksi birin karesinin karesinden 4 gelir. Bölümün türevini uyguladık. Artı x bölü 2'nin türevi 1 bölü 2'dir. Ve bu ifade f eksi 1 bölü x artı 2'ye eşittir. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? f 5 nedir? Düzenlemene gerek yok. x yerine 5 yaz. 4'ün karesinden 16. Şuradan 2 gelir. Şuradan 4 gelir. 4 kere 4 16. Gördüğünüz üzere buradan 0 geldi. O zaman yazmaya gerek yok. 1 bölü 2 eşittir. P5 eksi 1. Şuraya 5 yazdığımda 7 gelir. O zaman arkadaşlar şu 7'yi buraya alalım. P5 eksi 1 7 bölü 2 eşit. Eksi 1'i de buraya alalım. P5'imiz 9 bölü 2'ye eşit olur. Fx verilmiş. Fx fonksiyonun grafiğinin x eşittir. Eksi 3 absesi noktasındaki normali. Y eşittir 3x eksi 1 doğrusu olduğuna göre m nedir demiş. Arkadaşlar normalin doğrusu buysa o zaman normalin eğimi x'in katsayısı olduğu için 3'ü verecektir. Neyi biliyoruz? Normalin eğimi ile teğetin eğiminin çarpımının eksi 1 olduğunu. O zaman burada teğetin eğimi eksi 1 bölü 3 gelir arkadaşlar. Eksi 3 noktasındaki teğetimin eğimini veren ifade f türev eksi 3'tür. Bu da eksi 1 bölü 3'tür. Şimdi bakın fx'imiz mevcut. Bunun türevini almak istiyorum. O yüzden başına d bölü dx yazıyorum. Sağdaki ifadenin de başına d bölü dx yazıyorum. Şimdi d ile integral işareti dx de bu gidiyor. O zaman ifade buna eşit oluyor. Yani f türe x dediğimiz ifade mx eksi 1 bölü x küp artı 4x kare eksi x artı 5 geliyor. Eksi 3 noktasındaki değeri eksi 1 bölü 3'müş. Burada x yerine eksi 3 yazacağız. O zaman Eksi 3M eksi 1. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 3'ün karesi 9. Buradan artı 36. Eksi 3 yazarsam artı 3 artı 5 gelir. Arkadaşlar şuradan 9 geldi. 9, 8 daha 17. Bu ifade eksi 1 bölü 3 eşitmiş. Şimdi işler dışlar çarpımı yapalım. Hatta şu eksiyi şuradaki eksileri götürelim. Buradan 9m artı 3 eşittir. 17 Tabi şurada artı 1 yazıyor arkadaşlar. 9M eşittir 14. M dediğimiz ifade 14 bölü 9 gelir. 3'e bakalım. Yerel ekstremum noktalarından birinin apsisi 2 olan fx fonksiyonu nedir? Şimdi ekstremum nokta deyince aklımıza ne gelecek arkadaşlar? 2 noktasındaki türevinin 0 olduğu aklımıza gelecek. Yani f türev 2 0'a eşitmiş. Şimdi soru da bize m nedir diyor. fx'i bu şekilde vermiş. Yani türev fonksiyona ihtiyacım varsa benim buradaki fonksiyonun türevini almam lazım. Buraya da d bölü dx diyorum. Şunlar dx'ler birbirini götürdü. Ve burada f türevi x ifadesi 4x kare eksi m geldi. E, türevin iki noktasındaki değeri 0. x yerine 2 yazıp 0'a eşitleyelim. 4 çarpı 4 eksi m'den ekmeğimiz 16 gelir arkadaşlar. 4'e bakalım. fx verilmiş. t1 5 ise fx fonksiyonu alacağı en küçük değer nedir? Şimdi hatırlarsanız konu anlatımda burada bir varsa integral ile d birbirini götürür ve sonuç şöyle olur demiştim. 3x kare artı 6x artı c ya da bunu unuttuysa dikkatinden kaçtıysa şöyle de yapabilirsin. Bu e, diferansiyel ifadenin sonucu nedir? İçinin türevi çarpı dx'te 6x artı 6 dx deriz. Daha sonra dışarı çıkarken 6x kare bölü 2 artı 6x artı c olur ve sonuç sana bunu verir. t 15 ise x yerine 1 yazıyorum. c'yi eksi 4 buluyoruz. Ve şuraya eksi 4 diyelim arkadaşlar. Bana bu fonksiyon alabileceği en küçük değer nedir diyor. Bakın değer nedir diyor. Fonksiyonumuz bu. Fonksiyon bu. Yani ikinci dereceden olduğu için kolları yukarı doğru bir parabol. Bana en küçük değerini soruyorsa işte tepe noktasının k'sını soruyor demektir. Şimdi r'sini türevi bildiğimiz için şöyle hesaplıyoruz. Türevini alıp sıfır eşitleyerek. 6x artı 6 eşittir sıfırdan. Buradan Arkadaşlarım x'i eksi 1 i buluruz. Bulduğumuz bu değeri bak. Değer dediği için x'i fonksiyonda yerine yazıp k değerine ulaşıyorum. f eksi 1 eşittir. 3 eksi 6 eksi 4'ten cevap eksi 7 olur arkadaşlar. 5'e bakalım. Böyle bir fonksiyon vermiş. f eksi 11 nedir? Ne yapıyorum? Hemen türevini alıp içine eşitliyorum x kare fx eşittir. 4x küp eksi 45 x kare. Şu x kareyi buraya bölü olarak geçirirsek fx eşittir 4x eksi 45 olur. Artık x yerine eksi 11 yazabilirim. Eksi 44 eksi 45 daha eksi 89 olur arkadaşlar. Geldik 6'ya f türev 3 nedir demiş. Şimdi basit bir şekilde ilerleyelim arkadaşlar önce nereye yaparız? Şurayı yaparız değil mi? Bak burada D ile integral yan yana gelince birbirini götürür dedik. Kalan ifade burasıdır. Şimdi arkadaşlarım burada bir integral daha var. D bölü DX ve sarı yer. D ile integral işareti birbirini götürdü. DX'e de burası birbirini götürdü. O zaman ne oldu? x küp eksi 4x oldu. Şimdi fx'i mi buldu? Artık yapacağım iş bunun türevini almak. Çünkü 3 noktasındaki türevin değeri istenmiş. 3x kare eksi 4. x yerine 3 yazdığımda 27 eksi 4'ten cevabımız 23 olur. Geldik 7'ye. F1 nedir diyor. Şimdi arkadaşlar önce sağ tarafı sonuçlandıralım. D işareti integral işareti birbirini götürüyordu. Dx'de de dx birbirini götürüyordu. Kalan ifade bu. Şimdi sağ tarafın sonucu işte şu sarı yer. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Sarı yerin türevi bize burayı veriyordu. O zaman x çarpı fx eşittir. 6x kare artı 1 olur. E biri sorduğu için x yerine 1 yazıyorum. 6 artı 1'den sonuç 7 olur. Geldik 8'e. İntegral eşiti nedir demiş. Arkadaşlar şuradaki D ile integral işareti birbirini götürür demiştik. Kalan ifade bu. X kare artı 6X'in diferansiyelini alacağım. O da 2X artı 6 DX olacaktır arkadaşlar. Üçüncü teste bakalım. Olduğuna göre fx fonksiyonuna x eşittir eksi 1 absesinin noktasından çizilen teğetin eğimi nedir? Yani bize ne soruyor arkadaşlar? F türev eksi 1 nedir diyor. Şimdi neyi biliyoruz? Sağ taraftaki ifadenin türevi integralin içine yazılıyordu değil mi? Yazalım arkadaşlarım. X artı 2 çarpı fx. Şimdi sağ tarafın türevini alıyorum. 4x küp artı 6x kare eksi 16x ve eksi 24 şeklinde yaptık. Tamam bu x artı 2'yi buraya alıp fx'i kesirli olarak ifade edip oradan bölümün türevini yapabilirsin. Ya da arkadaşlar çarpanlarına ayırıp biraz daha sade hale getirebilirsin. Mesela şununla şu. Ben burada 4x parantezin alırsam x kare eksi 4 gelir. Sonra bununla bu. Şuradaki ifadeyi gördüğüm için buna benzetiyorum arkadaşlar. 6 parantezin aldığım zaman x kare eksi 4 gelir. Bak burayı biraz daha düzenliyorum. 4x artı 6 Sonra x eksi 2 x artı 2 oldu. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlarım biraz daha düzenli yazalım bu ifadeyi. 4 x artı 6 x eksi 2 x artı 2 oldu. Burada x artı 2'ler birbirini götürdü ve fx ifadesi şuraya eşit oldu. Burayı dağıtabilirsin ya da çarpımın türevini uygulayabilirsin. Ben çarpımın türevini uygulayacağım. Birincinin türevi çarpı ikinci. ikincinin türevi çarpı birinci. Böylelikle türevine ulaşmış olduk. Eksi bir noktası dediği için şimdi x yerine eksi bir yazacağım. 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12. 1 çarpı 2'den 2. Buradan cevap eksi 10 gelir. 2'ye bakalım. Olduğuna göre fx fonksiyonun ekstremum noktasının apsisi nedir? Kısacası türevinin sıfır olduğu noktayı soruyor bize. Arkadaşlar sağ tarafın türevi integralin içine eşit değil mi? x artı 1 çarpı f türev x eşittir. 3x kare eksi 8x eksi 11'dir. Şimdi bunu x artı 1'e bölüyorum arkadaşlar. Hatta yukarıyı da çarpanlarına ayırabiliriz. Nasıl? 3x x 11 1 şeklinde x artı dersek artı 3x eksi 11 x bize ortayı verecektir şimdi şöyle yazalım f türev x eşittir 3 x eksi 11 x artı 1 bölü x artı 1 şunlar gitti bunu da sıfıra eşitlediğimde x'imiz 11 bölü 3 gelir yani x noktası türevinin sıfır olduğu noktadır o da 11 bölü 3'tür arkadaşlar Üçüncü soruda fx fonksiyonu hangisi olabilir demiş. Öncelikle şuranın evet şuranın bir türevini alalım arkadaşlarım. Buranın türevini aldığım zaman 4 çarpı f türev x eksi 12 x olur. Türevi integralin içine eşittir. 2 çarpı f türev x. Bunu bu tarafa aldığımda 2 f türev x eşittir. Bunu da sağ tarafa alalım. Buradan f türev x 6 x'tir. Şimdi ne yapacağız? Bunun integralini alacağız arkadaşlar. Buradaki sonuç 6x kare bölü 2 artı c'den 3x kare artı c olur arkadaşlar. Şimdi c'li ifade yok. Sabit olarak ifade etmiş olabilir dediği için bakın artı 4 sabit. Şurada sabit değil. Dikkatli olalım. Cevabımız denizdedir. Örneğe bakalım fx verilmiş. ifadesine eşiti nedir? Bakın çok kolay bir şekilde yapacağız arkadaşlar. fx'in diferansiyeli ne demektir? f türevi x çarpı dx demektir. Bunlar gitti. İfade 1 bölü dx eşit oldu. Beşinci sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlarım, gördüğünüz üzere içinde 1 var. O zaman integral ile d birbirini götürür. İntegral başta olduğu için İfade x küp artı x integral başta olduğundan artı c olarak dışarı çıkacaktır. Şimdi şuraya bakalım. d ile integral işareti dx ile de dx birbirini götürdü. Ve burada da x küp artı x oldu. Ne oldu? 2x küp artı 2x artı c oldu arkadaşlar. Altıncı soruda f4 nedir diyor. Şimdi öğrencilerin burada d ile integral işareti dx ile de dx birbirini götürdüğünde x kare artı 5x olur. Bu ifade fx dx eşitmiş. Yani buranın türevi integralin içine yazılmıyor mu? O zaman fx eşittir. Türevini aldığımda 2x artı 5'tir. Şimdi f4'ü bulabilirim. 8 artı 5'ten cevabımız 13'tür. Şimdi burada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. D bölü dx burada x kare artı 5 dx şeklinde ifade varsa bu x kare artı 5 şeklinde çıkar. Ama önce integral işareti içeride türev işareti türev durumu varsa o zaman da arkadaşlarım burada cevap x kare artı 5 artı c eşit işte olur. Şimdi türev ifadesi başta olduğu için sabitin türevi sıfır olur o yüzden içinin dışında biz buraya artı c eklemeyeceğiz. Ama başta integral varsa yine bunlar birbirini götürür. Dx'i birbirini götürür. Kalan ifade budur. Integral başta olduğu için ifadeye c eklenir. Buradaki ayrıntı buydu arkadaşlar. Buna dikkat ettikten sonra sorular kaçmaz. Olduğuna göre fx fonksiyonun artan olduğu en geniş aralık nedir? Eğer fonksiyonun artan olduğu aralık soruluyorsa o zaman türev ifadesinin sıfırdan büyük olduğu aralığa bakılır. Şimdi sol tarafı bir çözelim arkadaşlar. Bakın D ile integral işareti. Dx'i de bu gidiyor. İntegral işareti başta olduğu için biz x3 x küp artı x'in yanına bir tane de c ekliyoruz. Bu ifade f türev x dx'miş arkadaşlar. Sonra buradaki ifadenin türevini alıp içine yazıyorum. f türev x eşittir 3x kare artı 1 olmuş oldu. Zaten fx'in artan olduğu en geniş aralığı soruyor bize. O zaman bunun sıfırdan büyük olduğu en geniş aralığı soruyor demektir. Şimdi arkadaşlar ifadeye şöyle bakın. x kare x negatif de olsa artı gelecek sonuç. x sıfır da olsa artı gelecek. x e, pozitif de olsa karesinden dolayı artı gelecek. Ve her zaman bize artıyı verecek. O zaman burada. Tüm reel sayılar için artan fonksiyon olduğunu anlarız. Bir başka gösterişle de eksi sonsuzla sonsuz arasını verir. 8. soruda eşiti nedir demiş. Önce buraya bakıyoruz arkadaşlar. D ile integral işareti birbirini götürdü ve kalan ifade bu oldu. Şimdi D integral işareti x kare dx'e bakıyoruz. İsterseniz şöyle yazalım. Yine D ile integral işareti birbirini götürdü. X kare dx'e eşit oldu.